herkese merhaba öncelikle. Yaklaşık 5 gündür falan 3 kere gözaltına alındım. 5 gündür gözaltındayım. Biraz tutuk konuşabilirim. Kusura bakmayın yani. Fiziksel olarak çok kötü durumdayım şu anda. Boğaziçi'deki eylemde gözaltına alındıktan sonra aşağı bakmayacağız eylemi oldu Kapıköy'de. Orada da gözaltına aldılar. Çeşitli işkenceler oldu. Onları anlatmıştık. Yani onlardan herkesin haberi vardır diye düşünüyorum. O günün sonrasındaki sabaha karşı da evden hepimizi aldılar. Yaklaşık 6 arkadaştı yanlış hatırlamıyorsam. 6 arkadaşı bizi Kartal Adliyesi'ne getirdiler 2-3 gün tuttuktan sonra. Biz gördük ki burada tamamen siyasal iktidarın baskısıyla bir düzmece kurulmuştu. Polislerin savcılarla görüştüğü, beni evden alan polisin hem savcıyla hem hakimle görüştüğü, hakimin aslında dinlemediği, savcının umursamadığı, hiçbir delil olmayan, zaten gözaltına alınıp serbest bırakıldığım benim özellikle bir soruşturma vardı ve aynı şekilde bir daha ev baskını yapıp tutuklamak istercesine buraya getirdiler. Biz şöyle düşünüyoruz, benimle alakalı olarak bir linç videosu vardı. Orada 10-15 tane polis tarafından saldırıya uğramıştım. Ondan sonra bu meselenin kamuoyu oluşturmasıyla alakalı olarak biz bu çocuğu bir tutuklayalım da bir şeyler yapmaya çalışalım. Tutuklayalım da bu kamuoyu biraz şey olsun, dağılsın. İşte bunlar teröristlerdi, bilmem nelerdi gibi. Hepimize burada aynı muameleleri yaptılar. Kimsenin suçu yoktu. Bu bulanık fotoğraflardan bu sen misin? Eyleme katılmışsın. Tutukluyorum seni. Bu sen misin? Burada bir şeyler yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Tutukluyorum seni. Ya arkadan bir fotoğraf var. Seni tutukluyorum. Eyleme katılmayan birini bile bugün tutuklamaya sevk ettiler. Tamamen bu Boğaziçi meselesinin oluşturduğu kamuoyu ve şu an halkın içerisindeki hareketliliği bastırmak için medyasıyla, polisiyle, hakimiyle, savcısıyla bir savaş açıldı ve bütün kozlarını oynadılar. Artık bu sürece kadar bütün kozlarını oynadılar. Bunun kırılması, tutuklanan arkadaşlarımızın da bir an önce bizim yanımıza dönmeleri için sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Bugün ben anladım, Boğaziçi'nde alınıp bundan sonrası sizde diyen arkadaşların neyle alakalı olarak bunu söylediğini gerçekten bugün ben anladım. Bütün arkadaşlarımız anladılar. Onları da merak etmeyin, bizi de merak etmeyin. Biz iyiyiz, öfkemiz büyüdü ve bu meselenin Melih Kulu'nun gitmesinin ve antidemokratik uygulamaların ortadan kalkmasının sonuna kadar mücadelecisi olacağız. Hepinize çok teşekkür ederim.